Kıymetli eğitim çalışanları, değerli basın mensupları, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün başta öğretmenlik meslek kanunu, promosyon güncellemeleri ve eğitim ödeneğinin arttırılması için alanlardayız. Her şeyden önce şunu belirtmem gerekir ki, amacımız sorunları sıralamak değil, çözümlere kapı aralamaktır. Eğitim Bilsen olarak bizler her zaman çözümlere kapı aralamaya çabaladık. Sorumlu değil, sorumlu sendikacılık yaptık. İşte bu sorumluluğun bir gereği olarak bugün eğitim çalışanlarımızın ivedi çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekmek ve sorumluluk makamındakileri harekete geçirmek için buradayız. Basın açıklamamıza başlarken yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve Eğitim Bilsen Adana Şubesi olarak adına belediye modeli dediğimiz okullara kaynak aktarımı kısmen de olsa ilk kez bu eğitim öğretim yılında gerçekleşmiştir. Okullarımızın öğrenci nüfuslarına göre kendilerine düşen payı almıştır. Mücadelesini verdiğimiz bu hususun hayata geçirilmiş olmasını olumlu bulmakla beraber ödenek miktarlarının arttırılması için çalışmalarımızı sürdürdüğümüzün de bilinmesini isteriz. Değerli eğitim çalışanları, kıymetli basın mensupları, bu eğitim öğretim dönemi hayat şartlarının zorlaştığı, alım gücünün düştüğü, masrafların arttığı, iyileştirmelere ve yeni gelişmelere rağmen istenen seviyeye gelinmediği bir zeminde sorunları gölgesinde başladı. Beklentileri karşılamayan, geliştirmeye muhtaç meslek kanunu, anayasa ve yasal hakları kısıtlaşmış sözleşmeli istihdam, bir türlü kapatılmayan öğretmen açığı, öğretmen atamalarından mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşviklerin verilmemesi, birim ekler ücreti miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük hakları ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürülebilir bir sistemin hala hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenlere şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılmaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavların gerçekleştirilmemesi, yardımcı personel istihdamı sorunlar konusunda bakanlık hala somut bir adım atmamıştır. Yıllardır üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve öğretmene değer verecek öğretmen meslek kanunu sorunlarımıza çözüm olmamıştır. Bu haliyle olması da mümkün değildir. Bu yüzden bu kanun kapsamının genişletilmeli, başta kariyer basamakları olmak üzere sorunlu tarafları giderilmelidir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmeli. İstihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşvikler verilmesi, eğitim kurumu yöneticiliğinin münhasıra ele alınması, öğretmene şiddetle ilgili düzenleme içermesi, uzman ve baş öğretmenlik başvuru süresinin yeniden ele alınması gibi memnuniyet katsayısını yükseltecek adımlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda verilecek önergelerle mümkündür. Sağdan gelen seslere kulak verileceğini, önemli bir adım olan öğretmenlik meslek kanununa yapılacak eklemeler ve yeni düzenlemelerle memnuniyet katsayısının da yükseleceğini düşünüyorum.
meslek kanununa eklenmesi gereken en önemli husus uzman ve baş öğretmenlik ile ilgili bölümdür. Genel yetkili sendika eğitim bir sen olarak katıldığımız 5. ve 6. toplu sözleşme dönemlerinde açıkça ifade ettiğimiz gibi 8 yılını dolduran öğretmenlere uzman öğretmenlik, 12 yılını dolduran öğretmenlere ise baş öğretmenlik unvanının, buraya altını çizerek ifade etmek istiyorum, sınavsız bir şekilde verilmesi. Uzman ve baş öğretmenlik için sınav yapılmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sözün burasında Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in katıldığı bir televizyon programında söylediği sözleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Sayın Bakan aynen şu cümleleri ifade etmişti. Biz bakanlık olarak sadece alanında yüksek lisans ve doktora yapanların uzman ve baş öğretmen olabileceği bir taslak hazırlamıştık. Bu şekilde olsa yaklaşık 90 bin öğretmenimiz uzman ve baş öğretmen olacaktı. Eğitim Bilsen bu çalışmanın çok dar kapsamlı olduğunu belirterek itiraz etti. Biz de yeni bir çalışma yaptık. Böylece Eğitim Bilsen'in önerisiyle 614 bin öğretmenin uzman öğretmen, baş öğretmen olmasının önü açıldı. Eğitim Bilsen sınav yapılsın demedi. Sayın Bakanlığın da açıklaması üzerinde net bir şekilde görülüyor ki bugün 500 binin üzerinde öğretmenimiz Eğitim Bilsen'in önerisiyle uzman veya baş öğretmen olabilecekler. Ben şu an bütün eğitimcilerimizin iyi ki Eğitim Bilsen var dediğini duyar gibi oluyorum. Kıymetli basın mensupları, değerli eğitim çalışanları, eğitim çalışanlarımız enflasyona ezdirilmemeli, yaşadıkları maddi sorunların çözümü için her türlü adım atılmalıdır. Bu kapsamda enflasyondaki artış da göz önüne alınarak eğitimci, eğitim yalnız hazırlık ödeneğinin arttırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca eğitim yılına hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarının tamamını kapsaması gerektiğini yıllardır olduğu gibi bir kez daha özveriyle vurguluyoruz. Eğitim Bilsen olarak Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurarak eğitim yılına hazırlık ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına tekabül eden tutarda arttırılmasını talep ettik. Bir kez daha vurgulamamız gerekir ki eğitim yılına hazırlık ödeneği yükseltilmeli ve eğitim çalışanlarını tamamını kapsamalı. Kıymetli katılımcılar, yetkili sendika olarak katıldığımız promosyon görüşmelerinde hep rekor ücretlere imza atılmıştı. Ancak değişen şartlarla birlikte o döneme göre rekor bedeller şu an bir hayli düşük kalmakta ve herhangi bir ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu durum dikkate alınarak miktarlarının güncellenmesini de talep ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberlerden öğrendiğimiz gibi bankaların kârı bu süreçte kat be kat artmıştır. Bankalar eğitim çalışanlarının maaşları üzerinden elde ettikleri kârı eğitim çalışanları ile paylaşmalıdır. Sözleşmeler yeniden güncellenmelidir. Eğitim Bilsen Adana Şubesi promosyon miktarının güncellenmesi için tüm gücünü seferber etmiştir. Gerek ilçe milli eğitim müdürlükleriyle gerekse bankalarla görüşmelerimiz devam etmektedir.
İnşallah en kısa sürede eğitim çalışanlarımıza bu konuda müjdeli haberler vermeyi umuyorum. Sözüm burasında, yetkili makamların konunun figüranı değil, aktörü olmalarını talep ediyor, eğitim çalışanlarının haklı taleplerini dikkate almaya davet ediyorum. Kıymetli eğitim çalışanları, değerli basın mensupları, açıklamamızın bu kısmında çok önemli bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Dün şube yönetim kurulumuzda alınan kararın ardından bugün yetkili sendika eğitim dirsen Adana Şube Başkanı ilimizdeki diğer sendikaların şube başkanlarına bir davet yazısı gönderdi. Eğitim çalışanlarımızın haklarını koruyacak ortak bir çalışma yapmak, promosyon miktarlarının güncellenmesini sağlamak, bankalara yönelik tepkilerimizi ortaya koyarak, ortak akılla yeni bir strateji belirlemekle yol haritamızı oluşturmak için çağrıda bulunduk. Söz konusu eğitim çalışanlarımızın refahıysa bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta bu davetimize olumlu cevap veren sendikaların şube başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Sözlerime son verirken, sınav yapılmadan 8 yıl öğretmenlik yapanlara uzman, 12 yıllık öğretmenlik yapanlara baş öğretmen unvanının verilmesi, öğretmenlik meslek kanununun yeniden ele alınması, eğitim yılının hazırlık ödeneği miktarının artırılarak tüm eğitim çalışanlarını kapsaması ve promosyon miktarlarının güncellenmesi taleplerimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kıymetli katılımcılar, yetkili makamlardan bir diğer talebimiz ise öğle arası süresinin geçen yıl olduğu gibi kısıtlanması ve eğitim paydaşlarının güvenlik, beslenme ve ekonomik kaygılarının giderilmesi hususunda sahanın sesine seyirci kalınmaması eğitim paydaşları tarafından beklenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve selamlarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm aramaya devam ediyoruz.